İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan dergisinin 41. sayısı çıktı. Batı Ermenistan'ın evlatları Varastat Kazancıyan, Davuş'un sınırları belirlenmemiş köylerindeki halk gergin ve korku dolu. Armenian Weekly haber sitesi Sevr Antlaşması'nın 104. yıl dönümüne dikkat çekti. Bugünkü dersim. Azerbaycan medyası yetkililer tarafından özenle saklanan ve tahrif edilen tarihi gerçeklerden korktu. Sinik bölgesindeki anıtların onarımı ve restorasyonu süreci izlendi. Batı Ermenistan'ın Western Armenia adlı dergisinin 41. sayısı yayımlandı. Bu sayımızın kapağında Ermeni Van kedisi resmedildi. Van kedisi benzersiz görünümü ve karakteriyle öne çıkıyor. Bu cins beyaz kürkü ve biri mavi diğeri sarı veya kehribar olmak üzere farklı renkteki gözleriyle tanınır. Van kedileri aynı zamanda sevimlilikleri ve hareketlilikleri ile de tanınırlar. Yeni sayı aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok ilginç materyal içeriyor. Kilikya'nın bağımsızlığının 104. yıl dönümüne adanan Zoom toplantısı, Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit olmasaydı ne olurdu? Batı Ermenistan, Ahtamar Adası, Varagavank, Batı Ermenistan'da Van kedilerinin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya, Ardahan'dan sonra vatana yansımalar, Dünya Yerli Halklar Günü, Bakü Ermeni kültürünü böyle siliyor, Venedik'teki Foskari Üniversitesi'nden bir profesörün makalesi, Batı Ermenistan'daki Van Krallığı dönemine ait örnekler, Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergileniyor, Amasya'da yapılan kazılarda bulunan kemiklerin Ermenilere ait olduğu iddia ediliyor. Doğu Ermenistan prestijli Lonely Planet dergisinde yer aldı. Batı Ermenistan'ın Western Armenia dergisinin bu sayısı okuyuculara Ermeni mirasının önemini ve kültürel değerlerimizi tehdit eden tehlikeleri daha derinlemesine anlama fırsatı veriyor. Bu, küresel köklerimizin sadece geçmişte değil, gelecekte de önemli olduğunu bize hatırlatarak tarihimizi ve kimliğimizi koruma yolunda önemli bir adımdır. Varastat Kazancıyan, plastik cerrahi alanında yenilikçi devrimcilerden biriydi. Yüzdeki şekil bozukluklarının giderilmesinde ve yaralanmalardan sonra çene yüz sisteminin restorasyonunda tıbbi teknolojilerin yenilikçi ve temel uygulaması nedeniyle yaşamı boyunca büyük beğeni topladı ve artık sıklıkla alanın kurucu öncülerinden biri olarak anılıyor. Batı Ermenistan'da yaygınlaşan Hamidiye katliamlarından kaçan Kazancıyan, mülteci olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gelir. Harvard Diş Hekimliği Okulu'na girmeyi başarır ve kısa sürede yetenekli bir çene yüz cerrahı olarak tanınır. Ancak Birinci Dünya Paylaşım Savaşı sırasında Harvard Askeri Birliği'nde görev yaptığı yıllarda adı yaygın olarak tanındı. Hastanede 3000 yüzdeki yarayı başarıyla iyileştirdikten sonra Batı cephesi mucizesi olarak ilan edildi. Çabaları ve hizmetlerinden dolayı Büyük Britanya Kralı George, Kazancıyan'ı St. Michel ve St. Georg nişanı ile onurlandırdı. Birinci Dünya Paylaşım Savaşı'nın bitiminden sonra eğitimini tamamlamak için Harvard Üniversitesi'ne dönen Kazancıyan, doktor unvanını aldıktan sonra gelişen plastik cerrahi alanında kendi muayenehanesini yürütmeye başladı. Harvard Tıp Fakültesi'nin ilk plastik cerrahi profesörü oldu ve kariyeri boyunca 150'den fazla bilimsel makale yayınladı. Kazancıyan, Amerikan Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği de dahil olmak üzere meslektaşlarından ve profesyonel derneklerden çok sayıda ödül ve unvan aldı. Uluslararası kriz grubu Davuş bölgesinin sınırları kısmen çizilmemiş köylerinde inceleme yaptı ve halk arasında gerginlik ve korkuların ortaya çıktığı sonucuna vardı. Grubun Güney Kafkasya meseleleri uzmanı Oselya Vartanyan, Azadutyun Ajansı'na sınır belirleme işinin yapılmadığı komşu köylerde bile insanların yarın ne olacak, gelecekte onları neler beklediği konusunda kaygılı olduğunu söyledi. Analist, birçok soru olmasına rağmen yanıtların az olduğunu söylüyor.
Armenian Weekly haber sitesi geçtiğimiz günlerde Sev Antlaşması'na odaklanarak onun tarihsel önemine ve bağımsız bir Ermenistan için yerine getirilmeyen vaatlere dikkat çekti. Makalede Amerikalı siyasi ve dini liderlerin 1919'da denizden denize Ermenistan'a verdiği destek vurgulanıyor. Site, modern Amerikalıları bu bağlılığı hatırlatmaya ve sözleşmenin devam eden geçerliliği üzerinde düşünmeye çağırıyor. Ermeni halkının şu anki Amerikan başkanına, halkına, kiliselere, valilerine ve üniversitelerine Mart 1919 yılında seleflerinin, Amerika'nın dini, devlet ve üniversite liderlerinin talebi olan birleşik, özgür ve bağımsız denizden denize Ermenistan'ın varlığı yönündeki haklı talebi ve desteği olan hatırlatması gerekiyor. 1919'da Başkan Woodrow Wilson'a gönderilen bir dilekçe, Amerika Kilisesi'nin 85 piskoposu, 40 valisi ve 250 prestijli üniversite başkanı tarafından desteklendi. Dilekçede ayrıca 133.289 mil karelik bir alana sahip denizden denize Ermenistan'ı gösteren bir Ermenistan haritası da yer aldı. Başkan Woodrow Wilson, 27 Eylül 1918'de New York'taki Metropolitan Opera binasında en zayıfların çıkarları, en güçlülerin çıkarları kadar kutsaldır dedi. Dilekçenin Başkan Woodrow Wilson'a hitaben yazılan ön sözünde, Wilson'ı 6 Ermeni vilayetini, Kilikya'yı ve Trabzon'un kıyı bölgelerinin yanı sıra Rus ve İran topraklarını kapsayan bağımsız bir Ermenistan'ın kurulmasını sağlamak için nüfuzunu kullanmaya çağırıyor. Ermenistan'ın bağımsızlığı için Amerikan Komitesi Başkanı James Gerard, dilekçenin ilk sayfası Mart 1919'da James Gerard liderliğindeki Amerikan Komisyonu Başkan Woodrow Wilson'a başvurarak özgür, bağımsız, denizden denize bir Ermenistan'ın kurulmasını talep etti. Dersim, faşist TC'nin adlandırmasıyla bugünkü Tunceli. Tarihsel olarak Batı Ermenistan topraklarındaydı. 1915 Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit öncesinde bölge, Ermeni kiliseleri ve kültürel mirasıyla Ermeni nüfusunun merkezlerinden biriydi. 20. yüzyılın başlarında yerli Ermenilerin çoğunun yok edilmesine veya sınır dışı edilmesine yol açan trajik olaylara rağmen Dersim'de Ermeni tarihi ve kültürel mirası hala önemli bir rol oynamaktadır. Bugün Dersim'de ağırlıklı olarak haklarının ve kültürel miraslarının korunması için mücadele eden Ermeniler ve Alevi Kürtler yaşamaktadır. Bugün Dersim Ermenileri çoğunlukla gizlenmiş veya dönme durumda ancak son yıllarda tarihi miraslarının restore edilmesi ve korunmasına olan ilgi arttı. Son dönemde Dersim'deki Alevi Kürtlerin yanı sıra bazı aileler de Ermeni kiliselerini onararak ve dini törenlere katılarak Ermeni kimliklerini yeniden canlandırmaya başladılar. Cemaat çok küçük olmasına ve önemli zorluklarla karşı karşıya olmasına rağmen Ermeni kültürel mirasına olan ilgi yeniden alevlendi. Dersim tarihi yaralarını hala taşıyor ve Ermeni halkı tarihinin ve haklarının tanınması için mücadeleye devam ediyor. Ermeni Mimarisini Araştırma Vakfı tarafından 2012 yılında yayınlanan Nahçıvan Atlası'nın Ruben Bartanyan'ın Stepanakert'teki ofisinde bulunduğu haberi birkaç gündür Azerbaycan basınında yer alıyor. Ortalıkta dolaşan yalan propagandaya yanıt olarak Ermeni Mimarlık Araştırma Fonu İdaresi haritadaki tüm tarihi haritaların orijinal olduğunu ve yaratıcısının da anıt bilimci Samvel Karapetyan olduğunu belirtti. Haritalarda etnik, gösterge, yazı merkezleri, eğitim merkezleri, Hristiyan ve Müslüman anıtları bilimsel temellere göre yer almaktadır. Sadece Ermeni değil, Müslüman anıtlarının da yer aldığı anıt haritalarının akademik bir bütünlük içerisinde hazırlandığını da belirtmeyi gerekli görüyoruz. Azerbaycan medyasının Azerbaycan makamları tarafından yıllardır özenle saklanan ve tahrif edilen tarihi gerçeklikten korktuğunu inanıyoruz. Haritadaki Hristiyan anıtlarına ilişkin belgelenmiş
bilgilerin Azerbaycan tarafından gerçekleştirilen devlet vandallığını tam olarak ortaya koyduğu gerçeğinin yanı sıra geçtiğimiz 10 yıllarda bölgedeki Ermeni dini yapılarının yanı sıra dünyaca ünlü eski Çuha mezarlığı da dahil olmak üzere mezar anıtları tamamen yok edildi. Doğu Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı ile Tarihi Kültürel Rezerv Müzeler ve Tarihi Çevre Koruma Servisi çalışanları anıtların tespit edilmesi, onarımı ve restorasyonu sürecini ve sorunlarını görüşmek üzere Sünik bölgesini ziyaret etti. Doğu Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre Vahatin Köyü'nün Vorotnavank Manastır Kompleksi'nde Sünik Piskoposluğu'nun lideri ve Goris bölgesinin ruhani papazıyla birlikte kompleksin hasarlı çatısı, bölgenin iyileştirilmesi ve diğer konular görüşüldü. Vorodan köyünde bulunan ve 5. yüzyılda adı geçen Vorotnabert'te de olası kazılara, kaleye yaklaşım yoluna ve diğer sorunlara değinildi. Bitişindeki alanda bulunan Melik Tangu Köprüsü'nün hasarlı kısımların onarılmasına olan ihtiyaç da tartışıldı. Ahitu köyü anıtı alanında anıtın olumlu görsel algısını bozan gaz boruları ve yapıların olası kaldırılması ve alanın iyileştirilmesi sorunları da tartışıldı. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.